Merhaba arkadaşlar, sizinle bugün bir yeni doğan dersinde yine beraberiz. Geçen haftaki yeni doğan dersimizde ne görmüştük? Yeni doğanda solunum yolları sorunlarını görmüştük. Atelektazi ve asfiksiden bahsetmiştik. Kısaca onları hatırlayalım. Asfiksi neydi arkadaşlar? Bebeğin solunumun olmaması ya da yeterli solunumun olmaması durumuydu. Atelektazi neydi arkadaşlar? Bebeğin akciğerin bir kısmının kolebe olması yani büzülmesi sonucu oluşan solunum sorunuydu. Bunların belirtileri nelerdi? Hırıltılı solunum vardı, göğüste çekilme vardı, daha sonra siyanoz vardı, mekonim aspirasyonu vardı. Bunlar vardı arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ise hiyalin membran hastalığını, mekonim aspirasyonunu ve yaş akciğer hastalığını işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Ben anlatırken sizler de not tutarsanız sevinirim. Arkadaşlar yeni doğanda hiyalin membran hastalığı akciğerlerin olgunlaşmaması, yeteri derecede gelişmemesi durumunda oluşur. Ve sürfaktan eksikliği sonucu meydana gelir. Sürfaktan neydi biliyorsunuz? Akciğerde alveoller arasındaki yapışkan maddeydi. Bu yapışkan madde yeni doğan nefes alıp verdiği zaman açılıp kapanmasıyla meydana geliyordu. Sürfaktan eksikliği olan durumlarda zaten bebekte solunum sorunu görünmeye başlıyordu. Göğüs duvarında çekilme, yumuşak dokularla gerileme gibi. Sürfaktan arkadaşlar akciğerlerde alveol epitelinden salgılanan ve oksijen taşımını kolaylaştıran bir maddedir. Sürfaktan olmadan alveoller bebek nefes verdiği zaman yapışabilir. Sonuçta akciğer genişlemediğinden etkili solunum yapılamaz. Bebek nefes veriyor, alveoller sürfaktan gidip akciğere yapışıyor ve nefes aldığı zaman o genişlemiyor baloncuklar. Ben hani geçen defa balon örneğini vermiştim ya, şişip şişip büzüşme örneği. Onun gibi risk faktörleri arasında arkadaşlar tabii ki yine her zamanki gibi prematüre bebekler var. Neden? Çünkü prematürler zamanından önce doğuyor. Akciğerler arkadaşlar, akciğerde sürfaktan üretimi gebeliğin 34 ve 36. haftasında gelişiyor biliyorsunuz. Bu nedenle prematür bebekler arkadaşlar erken doğumlarda sürfaktan eksikliği akciğerlerde yeteri kadar gelişmediği için risklerden bir tanesidir. Ve yine prematür bebeğimizde solunum kaslarının zayıf olması ve göğüs kafesinin yumuşak olmasında solunum bozulmasına katkıda bulunabilir. Yani solunum kaslarının zayıf olması dediği kısım arkadaşlar nefes alıp verdiğimiz organlarımızın prematür bebeklerde gelişmediği için bebekler bu organları yeteri kadar kullanamaz ve yine sonucunda solunum sıkıntısı ortaya çıkar. Sezaryen ile doğum arkadaşlar belirtilerin risk faktörleri arasında da çünkü anne karnındaki amniyon sıvısıyla bebek dünyaya geldiği için amniyon sıvısını bebek aspire edebilir. Asfiksi zaten biliyorsunuz bebekte solunumun ya hiç olmaması ya da yetersiz solunum olması yine risk faktörlerinden. Annede diyabet ve hipotiroidi varsa, diyabetli bebeklerde zaten anne diyabetse diyabetli bebek vardı bizde biliyorsunuz. Diyabetli bebekler neydi? İri bebek oldukları için arkadaşlar bunlarda da kalp sorunları meydana geliyordu. Kalp kapakçıkları gelişmediğinden dolayı nefes alıp vermede yine problem yaşıyorduk. Belirtilerde arkadaşlar dispne solunumun 20-30 saniye durmasıydı biliyor yine hatırlarsanız. Göğüs duvarında çekilme, hırıltılı solunum, bebeği dinlediğiniz zaman nefes alışverişinde hırr diye ses çıkarmasıdır. Burun kanatlarının solunuma katılması, yani nefes alıp verdiği zaman, solunum yaptığı zaman bebeğin burun kanatlarının genişlemesi arkadaşlar. Ve bebeğe oksijen verdiğimiz halde artan siyanoz. Morarma görüşmesi arkadaşlar. Bebek nefes alıp verdikçe zorlanır ve zorlandıkça bebekte yüzünde, tırnaklarında, ayaklarında morarmalar görülür. Mekonyum aspirasyon sendromu arkadaşlar ise mekonyum biliyorsunuz anne karnındaki bebeğin kendi gayıtasını yemesiydi. Doğumdan önce, doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra mekonyumun solunum yollarını aspirasyon sonucunda gelişen bir tablodur.
En sık postmatür bebeklerde görülür, geç doğan bebeklerde kesinlikle. Belirtileri de arkadaşlar, mekonyumlu bebeklerin genelde dünyaya geldikleri zaman görüntüleri yeşildir. Çünkü o mekonyum yedikleri için göbek kovruğunda şeylerinde yeşil renklidir. Yine onlarda da mekonyum aspirasyonu olduğu için bebekte siyanoz ve hızlı soluma gerçekleşir. Göğüste çekinme, inleme, burun kanatlarının soluma katılması. Ayrıca hava yollarının tıkanmasıyla atelektazi görülebilir. Atelektazi neydi hatırlarsanız? Akciğerin belli bir kısmının kolebe olması, büzülmesiydi. Yani akciğerin belli bir kısmı daha gelişmediği için atelektazi gerçekleşiyordu. Yine mekonyum aspirasyonunda arkadaşlar kimyasal pnömoni. Yani pnömoni zaten halk dilinde zatüre. Kimyasal pnömoni ise arkadaşlar mekonyumun içinde bulunan toksit maddelerin bebeğin bunu aspire etmesi ve akciğerin bunu temizleyememesi olayına diyoruz biz kimyasal pnömoni arkadaşlar. Ve mekonyum arkadaşlar kimyasal tahriş edici özelliğin olduğundan dolayı akciğeri zedeler. Yaş akciğer hastalığına gelince arkadaşlar bu genelde zamanında doğan bebeklerde görülür. Geçici takipnedir. Yani geçici bebeğin solunum rahatsızlığıdır. Bunda da yine göğüs duvarında çekilme, siyanoz bunların belirtilerindendir. Bakalım. Yeni doğanın geçici takipnesi zamanında doğan bebeklerde en sık görülen solunum sıkıntısı nedenidir. Özellikle sezaryen ile doğan ve annesinde diyabet olan bebeklerde görülür. Yine arkadaşlar sezaryen ve diyabet olmasının sebebi sezaryendeki amniyon sıvısından dolayı bebek dünyaya geldiği zaman o amniyon sıvısını aspire edebilir. Diyabetli bebeklerde ise arkadaşlar kalpleri zayıf oldukları için solunumları da zayıftır. Kalpten dolayı, kalp rahatsızlığından dolayı bebeklerde solunum sıkıntısı görülebilir. Görülmektedir. Anne karnında fetüsün akciğerleri sıvı ile doludur. Doğumda bebeğin göğsünün sıkışmasıyla bu sıvının büyük bir kısmı ağızdan atılır. Kalan kısım ise bebeğin dolaşım sistemi tarafından birkaç saat içinde emilir. Akciğerdeki sıvının emilmesinde gecikme hastalığının oluşumuna yol açar. Arkadaşlar yaş akciğer geçici takipmenin belirtileri arkadaşlar dakikada bebeğin 100 ve 120 solunum alıp vermesi, burun kanatlarının solunuma katılması, göğüste çekinme, siyanoz ve inleme görülmesi. Arkadaşlar normalde bizim bebeğimizin neydi? 20 ile 40 dakikada olması gerekiyor. Hemen hemen 5 katı, 3 katı kadar bir şey. Solunum alıp vermesi. Hızlı hızlı bir bebeğin soluk alıp verdiğini düşünün. Nefes alıp verdiğimiz zaman göğüs kafesimiz bizim şiştiği gibi bebeklerde şişiyor ve onların daha yumuşak deri olduğu için göğüs kafesinin ortasında böyle çukurlaşma oluşuyor. Biz buna göğüste çekilme diyoruz. Bebek nefes alıp verdikçe artan siyanoz vardır yüzünde, tırnaklarında ve inleme görür. Çünkü bebek rahat nefes alıp veremez. Evet arkadaşlar, bugünkü bir yeni doğan dersinde solunum sorunlarını işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bana notlarınızı çıkarıp özetlerinizi atarsanız sevinirim. İyi dersler.